Bar alakası sayfa 160, mektup 139. Envar Neşrat'a göre Kule Önü Kalesi'nden Elmas Kalenli Mustafa'nın kıymetler arkadaşı Hafız Mustafa'nın fıkrasıdır. Ey Feyyaz Mutlak ve Vahid-i Ehad olan Cenab-ı Allah'a giden tariki müstakim yolunu gösterip pek elemli, pek hatarlı uhrevi hayatımın kurtulmasına sebep olan üstadım efendim. Güzel bir hitap değil mi? Ey Feyyaz-ı Mutlak, Vahid-i Ehad olan Cenab-ı Allah'a giden tariki müstakim yolunu gösterip pek elemli ve pek hatarlı uhrevi hayatımın kurtulmasına sebep olan üstadım efendim. Bundan 4 mah mukaddem, Kur'an-ı Hakim'in elmas inci dükkanından pırlantaları ve vüsatımız kadar uhrevi harçlığı almak üzere ziyaretinize arkadaşım Mustafa ile varmıştık. Ne için geldiniz diye şefkatli bir tekdire binaen müteessirane geriye döndük. O tekdirden gelen şefkatli ve ücretli bir fırtınaya tutulduk. O zaman üstadımın iksir-i azam olan mübarek kalbini rencide ettiğimizi anlayınca ikinci bir teessür bana geldi. Yani üstattan izinsiz şekilde üstadı ziyarete gidiyorlar. Tabii üstad kendisini ziyarete gelinmesini istemiyor. Hem şahsına hürmet ve muhabbeti engellemek için hem de o zamanki şartlarında yanına gelen abiler tabiriyse fişleniyor. Sıkıntı oluşuyor ve izinsiz geldikleri için de üstad ne için geldiniz diyerekten bunları bir ufaktan bir tekdir ediyor. Yani ikaz ediyor ve dönmek zorunda kalıyorlar. Bu sefer abiler ikinci bir üzüntü yaşıyorlar. Üstadın kalbini rencide ettik diyor. Bu zamana kadar pek aciz, hiç ender, hiç olan zayıf ruhum o teessürler içinde feryat ederken şefkatli tokat risalesinde. Şimdi şefkat tokatları risalesi demiş olduğu şu 10. lema. Hizmet dairesi içerisindeki arkadaşlarımızın diyor üstad beşeriyet muktizası olarak sehiv ve hataların neticesinde yedikleri şefkat tokatları beyan ediliyor. Bir de zecr tokadı var. Zecr. Şefkat tokatları daire içerisindekilere gelir. Zecr dışarı atar. Veyahut da düşmanlara gelir. Peki ne olmuş bu abilerin vaziyeti? Bizim fırtınalı tokadımızı zikreden üstadımızın hakkında ne derece şefkatli olduğunu anladık. Teessüratımız sürure kayboldu. Elhamdülillah hâdâ min fâdı Rabbi. Peki Mustafa abinin tokadını üstad böyle neşretmiştir. Bakalım bu olayın meselesi nedir? Kule önündeki kıymetli çalışkan mühim bir talebem olan Mustafa ile onun çok sadık ve fedakar arkadaşı Hafız Mustafa'dır. Rahmetullahi aleyh. Ben bayramdan sonra ehli dünya bize sıkıntı verip hizmeti Kur'aniye'ye fütur vermemek için şimdilik gelmesinler diye haber göndermiştim. Üstad haber gönderiyor. Şayet gelecek olurlarsa birer birer gelsinler. Halbuki bunlar 3 adam birden bir gece geldiler. Yani büyüklerin sözünü dinlemek lazımmış. Fecirden evvel hava müsait ise gitmek niyet edildi. Hiç vuku bulmadığı bir tarzda hem Mustafa Çavuş, hem Süleyman Efendi, hem ben, hem onlar zahir bir tedbiri düşünemedik. Bize unutturuldu. Her birimiz ötekine bırakıp ihtiyatsızlık etti. Onlar fecirden evvel gittiler. Öyle bir fırtına onları 2 saat mütemadiyen tokatladı ki bu fırtınadan kurtulamayacaklar diye telaş ettim. Şimdiye kadar bu kışta ne öyle bir fırtına olmuş ne de bu kadar kimseye acımamıştım. Sonra Süleyman'ı ihtiyatsızlığın cezası olarak arkalarından gönderip sıhhat ve selametlerini anlamak için gönderecektim. Mustafa Çavuş dedi, o gitse o da kalacak. Ben de onun arkasından gidip aramak lazım. Benim arkamdan da Abdullah Çavuş gelmek lazım. Yani her giden kalacak. Çok şiddetli bir fırtına olmuş çünkü. Bu hususta tevekkenle alallah dedik, intizar ettik. Ondan sonra fırtına duruyor ve abiler kurtuluyorlar. Şimdi fırtına denen var abiler. Fırtınanın olmuş olduğu zaman diliminde ballayla münasebet kesik. Yani gölden ulaşılıyor yani. Şimdi yine yollar mollar var. Böyle bir vaziyet Tokatlar Risalesi'nde geçtiğini ifade etti. Bu mübarek Rebül Evvel'in 12. gecesi. Mübarek bir gecede üstadımın pek yakınımız olan Isparta'ya hicreti beni o kadar memnun ve mesur etti ki o yaralar ve beleler ve teessürlerden hiçbir şey kalmadı. Elhamdülillah Rebül Evvel ayının 12. gecesi dünya ve ahiret yaratılmasına sebep olan, dünya ve ahireti zerreden şemse kadar bütün mukevenatı ziyalandıran, kıyamete kadar baki güneş gibi nurlu, feyizli, gıdalı, şeriatıyla ahiret kapısına açan o mübarek zat-ı fahr-ı alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek gecede dünyaya teşrif buyurması bütün mükevvenatı memnun edecek pek mübarek bir gecede üstadımın hicreti yani Rebiül Evvel'in 12. gecesi Isparta'nın harimine dahil olması ve hicretinin tevafuk ve tesadüf gelmesi yine o elmas çarşısında pırlantaları vüsatimiz kadar almak üzere üstadımın ziyaretine yol açtı. İnşallah bu hicretimiz büyük fütuhata sebep olacaktır. Üstadın Isparta'ya gelme zamanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününe tevafuk etmiş. Rebiül Evvel'in 12. gecesi. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında Fethi Mekke haberinin Cibril-i Emin ile
nüzulü peygamberimizi ve sahabe efendilerimizi memnun ettiği gibi. Ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Yani Mekke'de barınamamış, Medine'ye gitmek zorunda kalmış ve diyor ki ayeti gelime geliyor, Fetih suresi, sen diyor Mekke'yi fethedeceksin. Yerinden kovulduğu halde, hiçbir alamette farikası olmadığı halde böyle müjde geliyor. Aynen bunun gibi de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun etmiş. Üstadımın tevafuk eden hicreti, fütühata sebep olması beni ve bütün Müslümanları memnun ve mesrur eyleyecektir efendim diyor. İmam oğlu Hafız Mustafa rahmetullahi aleyh.